Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün CF Moto 250 NK 2023 model motorumla birlikteyiz. Yeni satın aldım yaklaşık bir haftadır motoru kullanıyorum ve 300 kilometreye getirdim. Yakında ilk bakıma götüreceğim ve bu serüvenleri de sizlere motovlog tarzında kanalımda hem inceleme hem böyle kullanıcı deneyimi olarak paylaşmaya çalışacağım. Şimdi videoya gelen arkadaşlara öncelikle şunu söyleyeyim. Böyle çok fazla motor bilgisine sahip değilim. Daha öncesinde R25'te kullandım, Scooter'da kullandım, R6'da kullandım ama böyle aşırı derecede bir bilgiye sahip değilim. Bugün sizlere bu motorla ilgili kullanıcı deneyimlerimi, neler yaşadığım, alım süreçlerim, Almalı mısınız dezavantajı eksisi artısı her şeyini paylaşmaya detaylı bir şekilde çalışacağım zaten ben konuşurken de motorun tüm detay çekimlerini sizlere de göstermeye çalışıyorum siz motoru bu şekilde yakından incelerken ben de sizlere bilgilerini paylaşayım 249 cc olarak geçiyor su soğutmalı bir motor olduğunu söyleyebilirim sizlere ve tek silindir 4 zamanlı bir motora sahip ağırlığı 151 kilo e, maksimum taşıma kapasitesi de 150 kilo diyor ya bunlar zaten şöyle söyleyeyim size aslında teknik veriler. Benim çok fazla teknik veriyle ilgili sizlere bu videoda paylaşıp sıkmaya niyetim yok. Zaten Google'dan ya da farklı bir yerden bu motorun teknik verilerini görebiliyorsunuz. Şimdi şöyle yaklaş, ben sadece şu ekranı bir göstermek istiyorum sizlere. En büyük bence beni cezbeden kısım ekran oldu. Güzel bir özellik olmuş ve Bluetooth'la bağlanabiliyorsunuz. Ayrıca bu motora yakında bir navigasyon güncellemesi gelecek ve uygulamasıyla birlikte Türkiye'de de kullanılabilir hale gelecek. Şimdi motordan birazcık dezavantajlarından şöyle bahsedeyim sonra alım sürecime başlayacağım. Aynaları hiç sevmedim gerçekten. Dirsekleri gösteren bir ayna kısmı bulunuyor. Ve bu da yolda birazcık rahatsız ediyor sizleri. Açık konuşayım arkanızı, yanınızı, sağınızı, solunuzu görmenizde birazcık etki ediyor. Bir dezavantajı da şu arka sele. Yani artçı selesi çok fazla sert ve oturan kişiler tümseklerden geçtiğimizde veya yokuş aşağı indiğimizde ufak bir tümsek bile olsa birazcık problem yaşayabiliyorlar. Totolarında hafif bir ağrı oluyor. Ayrıca uzun bir yola gittiyseniz 60-70 kilometrelik bir yolda da sizin böyle bacaklarınızın, toto kısmınızın uyuşmasını sağlıyor ve motordan inmenizi birazcık zorlaştırıyor. Bunu başta söylemek istiyorum. Dezavantaj olarak düşündüğümde lastikleri söyleyebilirim. Lastikler çift hamurlu bir lastik denmiş. 2022 serisine göre biraz daha güzelleştirildiği söyleniyor. Fakat fakat bence güzel değil ufacık bir ıslaklığı görse bile hani böyle hafif hızlarda 20 ile dahi gitseniz sanki lastik yani motor altınızdan kayıyormuş hissiyatı veriyor. Bence bunlar bana göre dezavantajlı. Motorun benim almamdaki en büyük sebeplerinden şöylece bahsetmek istiyorum. Öncelikle görünüşü yalan yok. Görünüşüne ve daha öncesinde 2022 NK kullanan arkadaşım olduğundan dolayı bu motoru tercih etmek istedim. Görünüşü birincisi. İkincisi tek silindir olması bir dezavantaj ama olsun gene de 140 civarlarında bir sürete sahip olabiliyorsunuz bu motorla. Ee, bir de LED göstergeleri. Şimdi farlarına baktığımda bu videoyu ben de yani bu motoru ben de almadan önce YouTube'dan izlediğimde farlar yetersiz geliyor deniyordu ama karanlık bir ortamda bence gerçekten uzun ve de kısa yeterli geliyor. Uzun farları da Mercedes çakarlı gibi vurduğunuzda selektör gerçekten araçta dikkat ediliyor. Yani aracın arka kısmından kendi camına yansıtıyor ve üstteki tabelalarda, yol tabelalarında da gözüküyor net olarak. Motorun tipi güzel. Sadece arka kısmı biraz daha kısa olmuş. Bu da agresif oluyor. Artçı meselesinin oturma yeri çok dar oluyor. Yani ben buraya bu şekilde oturduğumda şöyle düşünün. Artçı kısmında bir boşluk kalıyor. Yani ufak bir boşluk. Ve benim boyum 1.80, 82 kiloyum. Şu anda üzerinde durduğumda ne çok küçük kalıyor ne çok büyük kalıyor. Bu da gerçekten hani beni cezbeden noktalarından bir tanesiydi. Ayrıca motor bloğu falan bunlarla ilgili çok fazla bir bilgiye sahip değilim. Ben bir kullanıcı olarak bir yorum yapıyorum sizlere. Şu anda motor zaten bir rodaj sürecinde aşırı süratlere çıkmadım. 80 90 90'a fazla görmek istemedim. Biraz daha stabil gidip vitesler arasında geçişler yapmak istedim. Her viteste oynadım. 6'da da gittim, 4'te de gittim, 5'te de gittim. Şimdi ben bunu yakın zamanda bir bakıma sokacağım ve şu anda Ekim ayındayız. Ekim ayında bunun bakım ücreti 300'de bir bakımı 500'de bir bakımı, 1000 kilometrede bir bakımı ve 5000 kilometrede bir bakımı oluyor. Bunların da fiyatlandırması şu an içerisinde Ekim ayında 2023'te 1200 TL'lik bir fiyatlandırma aldım ve şöyle söyleyeyim bu motorun yetkili satıcılarına bakarken fiyatlar sürekli oynuyordu. Sallıyorum A firmasında 15 ise B firmasında karşıda diyelim Avrupa yakasında 14'tü ya da 13'tü. Hani bunları misalen sallıyorum ama fiyatlarda da oynamalar yapıyor bayiler. Daha çok sürkülasyonu olan bayiler daha böyle fiyatlar tok satıcı oldukları için yüksekte tuttuklarını duydum. Ben iki tane bayi ile görüştüm ve yüksek geldiği için kendi oturduğum mühit tarafından almadım. Direkt karşıdan almaya çalıştım. Yani gerçekten memnunum aslında. Problem yaşadığım ya da yaşattığı bir durum şu anlık olmadı parça konusunda da bunu almadan önce biraz bayileri araştırdım demiştim. Aslında birçok parçasını bulabiliyorsunuz bayilerde. Olmayan parçalarını da açık konuşayım. AliExpress gibi sitelerden aldığınızda 15-20 gün içerisinde gelebiliyor bu parçalar. O yüzden illa firmaları beklemenize, yetkili servisleri beklemenize de gerek olmuyor. Aynen kırıldıysa AliExpress'ten bulabilirsin ya da farklı bir yer kırıldıysa AliExpress'ten bulup temin edebiliyorsun. Burası 6 parçadan oluşuyor sanırım. Yanlış bilmiyorsam. Bu da güzel olmuş. En azından sağ veya sola yatırdığımızda komple depoyu değiştirmektense direkt parçaları, kırılan parçaları değiştirebiliyorsunuz. Bu da gerçekten güzel. Ben bunu biraz yatırımlı kaldım. Biraz da kullanmalı kaldım. Zaten şu an Ekim ayındayız. Havalar bir kötü bir iyi. Şu an güzel mesela. Kullanıyorum aktif olarak. Bir haftadır hiç üzerinden inmedim. Böyle aşırı kilometreler de yapmadım ama elimden geldiği kadar ürünü kullanmaya çalışıyorum. Yani şu an dediğim gibi gerçekten sıcak bir havadayız. Sanki yazın ortasında gibiyiz. Yani bu şekilde paylaşabileceğim bilgiler var. Birazdan da detaylı bilgilere gene yer veriyor olacağım. Birazcık motorun egzozundan da bahsetmek istiyorum. Yolda giderken sizi tatmin ediyor. Böyle çok cırtlak bir sese çok da yüksek bir sese sahip değil Şimdi size motorun egzozunu dinletmek istiyorum Motor açık zaten şu anda Mikrofonu egzoza birazcık yakın tutacağım görmüş olduğunuz gibi egzoz sesi de böyle çok cırtlak da değil çok böyle yüksek de değil hani orta düzeyde bir egzoz sesine sahibiz. Bakım ücretleri çok çok yüksek tutarlarda ve şu an içerisinde 3 kere ben bu motoru bakıma sokacağım için ilk etapta ve 1000 kilometre dediğiniz aslında güzel havalarda zaten birkaç yere gittiğinizde bir hafta, 2 hafta, 3 hafta içerisinde zaten yapabileceğiniz bir kilometre. Çünkü yeni alıyorsunuz ve sürekli kullanmak, sürekli bir yerlerde gezmek, arkadaşlarınızla görüşmek vesaire istiyorsunuz. Bu yüzden birazcık hani tuzlu bir şey diyebilirim. İşte motor aldığınızda zaten bir sigorta yapıyorsunuz sıfır olduğu için hemen satış almanıza gerek yok. Sanırım 15 ya da 15 gün ya da 1 aylık bir süreci bulunuyor. Zaten adınıza faturalı oluyor sıfır alacaksanız. Onun sonrasında gidip plakayı çıkartıyorsunuz. Plakayı çıkarttıktan sonra da motorun satışını alabiliyorsunuz. Ben de keza öyle yaptım. Akşam vakitlerine yakındı. Motor kapalıydı ve ilk önce gittim motoru üstüme sıfır olarak bayiden satın aldım ve ertesi gün plakamı çıkartıp sonrasında da satışını aldım. 300 kilometreyi geçtik ve ilk bakıma yarın bu motoru sokacağım. Onları çok vloglamak istemiyorum ama vlog yaptığımda yani sürüş videosu yaptığımda sizlere. Orada bahsedeceğim süreci, tutarları, neler yaşadım, neler oldu, ne kadar sıra bekledik, randevu alma süreçleri vesaire bunlardan da bahsedeceğim. Farlarına baktığımızda led farları bulunuyor ve sinyaller de aynı şekilde led. Bunlar selektör yaptığımızda gerçekten akşam vaktinde çok çok fark ettiriyor kendini selektörler. Yani çakarlı olduğunu söylemiştim. Böyle vuruyor sanki karşı tarafa ve bu da dikkat çekmenizi sağlıyor. Şimdi ben bu motora yakın zamanda bir ledsiz far yapacağım alt kısımlara. O süreçleri de inceleme kanal olduğu için burası gene paylaşmaya çalışacağım. Aslında bu kanalda vlog tadında videolar da çekmeye çalışıyorum. Bugün GoPro henüz gelmediği için elime bir sürüş videosu çekemeyeceğim sizlere ama detaylı bir sürüş videosunu da kanalıma abone olursanız ilerleyen zamanlarda paylaşmış olacağım. Bu motora başlangıç motoru diyorlar. Evet, belki de bir başlangıç motoru olarak kullanılabilir. Yani ben daha öncesinde yüksek CC'li de kullandım, bundan daha düşük CC'li de kullandım ama bu motoru böyle sağa sola gitmek için ufak çapla çaplı için, biraz daha arabadan artık yakıt konusunda yorulduğum için motorla biraz daha az yakıp daha fazla gezebileceğimi düşündüm. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim sizlere. Bu motorda titreşim çok fazla. Onu en başında söyleyeyim. Ayaklık kısımlarını görüyorsunuz zaten. Ben sizlere bunların detaylarını şu anda gösteriyor olacağım. Bayağı böyle yastık gibi bir ayaklık yapmışlar. Hani Böyle bayağı kalın bir ayaklığa sahip. Bu da titreşimi biraz daha emsin diye. Çünkü motorda gerçekten bir titreşim var. Ama baktığınızda şöyle uzaktan motora tamamen böyle agresif bir duruşa sahip. Ben normalde naked motor çok fazla sevmezdim, hep racing tarzındaydım. Ama yaş ilerledikçe biraz daha stiller, tarzlar değişmeye başlıyor. Şimdi aynaları şöyle yaklaş birazcık aynalara doğru. Bir motora bineyim ve arkadan aynaları şöyle göstermeye çalışayım sizlere. Ayna yapısı böyle çok farklı bir boyutta. Yani şöyle bir karış kadar bir ayna boyutu var ama gerçekten göstermiyor yani arka kısmı. Ben bunu ne kadar ayarlamaya çalışsam da bir türlü beceremedim. Sürekli böyle tuttuğumda dirseklerimi Aynadan görebiliyorsunuz Gidondaki birazcık tuşları göstereyim burada uzunları Hatta şöyle motorumuzu bir açalım Ayaktan da kaldırayım burada direksiyonun baktığınızda uzununu yakabildiğiniz kısayı yakabildiğiniz bölüm bulunuyor burada sola burada da sağ sinyal veriyor biliyorsunuz. Buradan kapatabiliyorsunuz. Kornamız bu şekilde. Burada da modları arasında geçiş yapıyorsunuz ama çalıştığı zaman geçiliyor. Böyle basılı tuttuğunuz zaman da bastığınızda ekomod mod ve super moda geçiyor. Bunda da herhangi bir farklılık yok bu arada. Sağ tarafa geldiğimizde burada aşağıya çektiğimizde Duyuyorsunuz zaten sesi. Motorun çalışma kısmı başlıyor. Bunu tekrar kapattığınızda motor istop ediyor. Bu kısımdan da dörtlüleri yakabiliyorsunuz. Ve ekranda gördüğünüz gibi dörtlüler yanıyor. Yakından da gösterelim size ekranı. Şimdi dörtleri de aynı buradaki tuşa basarak kapatıyorum. Ve gördüğünüz gibi kapandı. Ekran gerçekten güzel. Ve baktığınızda yani yolda ve giderken sizleri tatmin ediyor diyebilirim. Motorun bir de frenlerinden bahsetmek istiyorum. Ön ve arka disk fren ABS olmasına rağmen bence fren hissiyatı birazcık zayıf kalmış. Çünkü bu hem lastikler de etkiliyor bunu hem de motorun bence yani fiyat performans kalitesinden dolayı da olabilir. Islak bir zeminde yani yağmurlu bir havalarda yani frenlere çok güvenmenizi önermiyorum. Ben motor freniyle genelde bir frenleme yapıyorum. Sanki böyle tutmayacak hissiyatı veriyor. Bu da sizi birazcık korkutabiliyor. Sizin de sormak istediğiniz sorular olursa hem YouTube kanalımdan bu videonun altına sorularınızı iletebilirsiniz hem de Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Kanalımda teknoloji, ürün inceleme, pratik bilgiler böyle gündelik vloglarda paylaşmaya çalışıyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.